dün akşam. Artık böyle yaşadığımızdan, aldığımız nefesten, imkanlarımızdan, gördüklerimizden, her şeyden utandığımız ve hani her şeyi sorguladığımız bir akşam daha yaşadık dün akşam, dün geceden itibaren. Siyonist İsrail, Gazze'nin güvenli bölge diye insanları sürüklediği Refah bölgesine dün gece çadırlara saldırdı ve insanları diri diri yakarak öldürdü. Zalim bu dünyada ne yapabilir sorusunun belki de geldiği nokta burası. İnsanların 100.000'den fazla insanı sığındığı bir bölge ve roketlerle bilinçli olarak hedef aldılar. Ardından Anadolu Ajansı ve bütün dünya medyasında o görüntüleri bütün dünya gördü. Kampta çadırlar yıkıldı, yakıldı, tonlarca bombalar atıldı oraya ve İsrail artık dünyadaki bütün insanların nazarında bulunduğu yerin altını çizdi, tescilledi. Şu andaki Siyonist İsrail devleti tarihin görebileceği en büyük zulümü yapıyor. En büyük zulümü yapıyor. Ve insanları yakarak, canlı canlı, diri diri yakarak şehit ediyor. Ve bütün dünyanın gözü önünde bunu yapıyor. 280-290 gündür bu zulmü devam ettiriyordu. Ama artık öyle bir noktaya geldi ki Gazze'nin son kara parçasına yüklendi. İsrail sadece kendi zalimliğini dünyaya göstermedi. Aynı şekilde Batı'nın gerçek yüzünü de bütün dünya insanlığının önüne serdi. Batı'daki hiçbir kurumun, hiçbir kanunun, hiçbir kaidenin geçerli olmadığını ve bugüne kadar demokrasiden, insan haklarından, özgürlükten bahseden bütün Batı devletlerinin ve o devletlerin liderlerinin ne kadar karaktersiz, ne kadar ikiyüzlü olduğunu İsrail bütün dünyaya gösterdi. İsrail artık bundan sonra dünyada hiçbir yerde masum bir devlet ve masum bir topluluk olarak anılmayacak, tanınmayacak. Yıllarca Almanya'da ne olduğu bile daha doğru düzgün belli olmayan, Holokost diye bir yalan ortaya attılar. Holokost'u konuşamıyorsun, Holokost'u tartışamıyorsun, Holokost'u eleştiremiyorsun. Kendileri ne diyorlarsa Holokost dediğimiz olay Hitler'in Almanya'daki Yahudileri yakma mevzusu diye üzerine filmler, reklamlar, projeler yaptılar. Dünyada kongreler kurdular. Holokost'la alakalı bir mağduriyet oluşturdular. Hitler'in yaptığı zulmün bütün faturasını dünya insanlığına kestiler. Dünyada Yahudilerden başka hiçbir mağdur millet yoktur. Bunu da kabul etmediler. Ve bizi yaktılar, bizi sürdüler, bizi elimizdeki nimetleri aldılar, imkanlarımızı aldılar, bizi sefil, perişan ortalığa saçtılar diye dünyaya 50 senedir 60 senedir hikaye okuyan Siyonist İsrail aslında Hitler'den daha zalim olduğunu ve Hitler'i aratacak uygulamalar yaptığını bütün dünyaya göstermiş oldu. Bebekleri öldürdüler. Ve işin kötü tarafı bütün dünyaya bunu alıştırdılar. Gözlerimizin önünde bebekler öldürüldü, katledildi ve biz buna sesimizi çıkaramadık. Aynı şekilde ambulanslar vuruldu, hastaneler vuruldu. Savaşında bir ahlakı, savaşında bir kuralı vardı. O ahlak ve kuralda hepsi ayaklar altına alındı. Hepsine bizi alıştırdılar ama biz canlı canlı bütün dünyanın gözü önünde insanları yakarak öldüren birini görmemiştik. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler'in de insanları yakarak öldürdüğünü görmemiştik. Ama o zaman bize anlatmıştılar onu. Filmler yaptılar üzerine, belgeseller çektiler ve onu bir endüstri olarak, bir sektör olarak Holokost'u bütün dünyanın gözü önüne koydular, kabullendirdiler. Herkes bugün sokakta kime gitseniz Hitler ve Yahudi, Almanya, 2. Dünya Savaşı aç mevzuyu, Hitler doldurdu bunları fırına, yaktı onları, gaz odaları, şunlar bunlar hikayeler anlatıyoruz değil mi? Görmediğimiz, bilmediğimiz bir şeyi önümüze konulan verilerle, önümüze koyulan işte belgesellerle, şunlarla bunlarla algıyla bizi o şekilde oturttuklar, o şekilde kabullendirdiler bizi. Ama biz ilk defa bütün dünyanın gözü önünde insanları yakarak öldüren bir devlet ve bir topluluk gördük. İnsanları yakarak öldürdüler. Bunu Firavun bile yapmamıştı. Ben Nazi'nin, Hitler'in yaptığına bile inanmıyorum. Ama artık öyle bir noktaya geldik ki, bundan sonrası artık hiç kimsenin öngöremeyeceği bir sürece doğru gidiyoruz. Ve bu süreçte
bölgede ne olacağını hiç kimse kestiremez. Bundan sonra hangi devlet oraya girer, hangi istihbarat nereyi havaya uçurur, nereyi patlatır, neresi işgal olur, nerede nasıl iç karışıklık olur, ne olur? Bunu artık hiçbir strateji uzmanı öngörecek bir pozisyonda değil şu anda. Mevzu çığırından çıkmıştır. Dünyanın çivisi artık yerinden kopmuştur. Çocukların öldürüldüğü, katledildiği, bombalandığı bir dünyayla karşı karşıyayız. Kanun yok, kural yok. Birleşmiş Milletler'miş, insan haklarıymış, sağlık örgütüymüş, kadın hakları derneğiymiş. Artık hiçbir şey yok. Hiçbir şeyin, hiçbir kurumun, hiçbir kavramın karşılığı yok artık. Öyle bir noktadayız. Bu dönemde Müslüman ülkelere, Müslüman liderlere, Müslüman işte iş adamlarına, Müslüman siyasetçilere, bunlara kızacağımız, bunlara işte ağzımızdan köpükler çıkararak ağız dolusu laflar söyleyeceğimiz bir pozisyonda değiliz artık. Bugün eğer kalbinde, aklında, fikrinde, dilinde en ufak bir lanet varsa, eğer en ufak bir kızgınlığın varsa, onu hedef olarak söyleyeceğin, yönelteceğin yer İsrail ve onun arkasında duran batılı devletler.